Bugünkü kitabımızın adı İçimdeki Müziktir. İçimdeki Müzik arkadaşlar benim yeni okuduğum bir kitap. Kitap çok güzel bir kitap öncelikle. Yazarı Sharon Depper'dır. Ee, kitabın konusu şu şekilde arkadaşlar. 11 yaşına gelmiş Down Sendromlu bir çocuğu anlatmaktadır. Ee, çocuk konuşamıyor fakat çok zeki. Ve e, bir gün buna bir makine alıyorlar arkadaşlar konuşması için. E, rahmetli Stephen Hawkinginki gibi. Dur e, <laughs> dur. İşte bunu rahmetli diyemezsin. O kafir. Baştan alacak. kafir. Tabii ki denmez. Bu cemaat 70 yılına kadar idaresi Hazreti İsa'nın akrabaları tarafından yapılıyor ve Hazreti İsa'nın 70 yılında Roma komutanlarından sonra imparator olacaktır. Titus Kudüs'ü yerle bir ediyor. Bütün Yahudileri de Kudüs'ten sürüyor. Bu cemaat 70 yılında nereye gidelim diyorlar? Mar Şemun İsa Mesih'in akrabalarından. Onun başkanlığında bu cemaat bugünkü Ürdün topraklarında Pella denilen yere geliyorlar Petra orada yerleşiyorlar ve bu cemaatten haber alınamıyor diğer cemaat Antakya'daki devam ediyor putperest kol bunlar kitabi kol ilahi kol onlar putperest kökenler putperest kol oradan devam ediyor biz bu cemaatin sonunda izlerini bu cemaatin 7 yüzyıla kadar yaşadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Selman-ı Farisi'den biliyoruz. Hmm. Selman bu cemaatten. Ve bunlar, bak İsa neyi getirmiş? İncil'i. İncil ne demek? Müjde demek. Kelime anlamı. Evangelion. Evet. Arapça karşılığı. Evangeli İsa neyi müjdelemiş? İlahi melekutu ve ahir zaman peygamberi. Selman bunu Medine'de bir peygamberin doğdu şey ettiğini duyunca oraya geliyor. Peygamberi ölçüyor, biçiyor, kendilerinin inandığı şeylerle tartıyor ve peygamber olduğuna beklenen peygamber olduğuna kanaat getiriyor ve Müslüman oluyor. Sonra peygambere diyor ki ben böyle bir cemaatin içerisinden geldim. Bu Selmani Farisi oradaki Farisi kelimesine bakarak bütün İslam tarihçileri bunun İranlı olduğunu zannediyorlar. Hayır. Çok muazzam. Ferisi mezhebine mensup bir Yahudidir bu. Batıllar biz E okuyoruz, onlar A yazıyorlar ya. Aynı. Farisi diye bizimkiler bunu aldı. İranlı Hatta öyle bir şey de uydurdular ki Hendek Savaşı sırasında efendim peygambere işte biz buralarda hendek şey edelim İran'da böyle yaparlardı falan bilmem ne. Hayır bu Romalıların şeyidir. Zaten. Selman-ı Ferisidir bu. Ferisi mezhebine mensup Selman demek. Farslılara mensup Selman falan değil bu. Nitekim Peygambere diyor ki, benim içinden geldiğim cemaat, seni tanımadılar. Bunların durumu ne olacak? Hazreti Peygamber, diyor ki, e onlar, beni tanımazlarsa, yani, cennetlik Resulü. olamazlar daha doğrusu. Cennetlik olamazlar. Selman çok üzülüyor. Peygamberle bunun münakaşasını yapıyor. Diyor ki, onlar İsa'ya inanıyorlardı. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, şeriata uyuyorlar, helal ve haramları var. Yani bunlar çok samimi muvahhid insanlar. Bunlar nasıl cehenneme gider, bunlar nasıl cennete gitmezler diye uykuları kaçıyor. Bir müddet sonra ikinci sefer Hazreti Peygamber'e şey diyor. Hazreti Peygamber gene aynı cevabı verince Bakara suresinin 62. ayetin nüzul sebebi budur işte. Hmm. Ya eyyühellezine amenu hadu nasara işte ve sabiine diye devam eden. Ey iman edenler. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden, bu şu demektir. Nokta nokta nokta. Yani daha da sayabilirsiniz. Evet. Her kim ki bunlardan Allah'ın birliğine iman eder ahiret gününe de iman eder. Esas iki önemli hüküm budur. Ve bunlar kendi şeriatları üzerine salih amel işlerlerse o gün onlar için korku yoktur. Ben bunları çok, Süleyman çok, Ateş'e çok, de anlattım çok bunları muazzam bir yerden. Evet. Ve Süleyman Bey bu benim o kitabımdan özellikle çok yarar defalarca da bunu ifade etti. Benim ufkumu açtı dedi bu. Onun üzerine bir makale yazdı cennet kimsenin tek elinde değildir diye. Türkiye'de ilahiyat camiasında epey münakaşalara da sebep oldu. Bu bir ezberdi çünkü. Evet. Bu bir ezberdi. Ve bu insanlar Allah'ın peygamberleri bir tane iki tane değil biri geldi diğerlerinin hükmü yok diye bir şey yok. Hepsi la nüferriku beyne min Aynı pınardan içen aynı itikadi ilkeleri insanlığa e, getiren, tebliğ eden seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir bunların hepsi. Cenab-ı Hakk'ın elçileridir. Bunların ilk iman edenleri bozulmamış saf. Bunun adına ister İslam deyin, ister başka bir şey deyin, neticeyi değiştirmez. İsa Mesih'in bu cemiyeti ki Batılılar daha sonra yaptıkları araştırmalarda... Bunlara ebiyonitler adını taktılar sapkın bir mezhep gibi vesaire diye tersi şey ettiler. E evet bunlar Yahudi asıllı gerçek anlamda İsa Mesih'in tarihi ve dini misyonunu e yüklenen ve hayatlarının sonuna kadar da devam eden şeylerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'in getirdiği şeyler Selman'ın kafasına yattığı için zaten Müslüman oldu. Lütfü Özşahin'in e, ebiyonizm isimli hmm. e, bu ebiyonitleri anlattığı hmm. bir kitap var. Şimdi hmm. siz söyleyince aklıma geldi. Vakitle hmm. e, onu okumuştum, karıştırmıştım. E, <laughs> hani ona da bakarlar ebiyonit, ebiyonizm. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle muhterem hocam Ekrem Sarıkçıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları... Gerek bu apokrif İncil'lerle, gerek bu Yahudi asıllı Hristiyanlar üzerinde çok durduğu, epey yani bir ömrünü verdi. Bizim de ufkumuzu onun e, yazdığı, çizdiği şeyler e, açmıştı. açtı. Yani buradan da kendisine o konudaki minnettarlığımı ifade edeyim, teşekkürlerimi ifade edeyim.